Keloğlan, Ese ve Köse Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde köyün biriyle, kel bir oğlanla yaşayan anacığı varmış. Mutlu ve mesut yaşıyorlarmış. Keloğlan bütün gün köyün çocuklarıyla oyun oynar. Onlara türlü türlü masallar anlatırmış. Arada bir de birilerinin koyununu keçisini otlatır, eline geçenle yarı aç yarı tok geçinip giderler ve hallerine şükrederlermiş anasıyla birlikte. Anası bir gün Keloğlan'ı almış karşısına. "Keloğlum, artık senin bir baltaya sap ol, vaktin geldi de geçiyor. Böyle onun davarı, bunun hasadı nere kadar sürecek?" demiş. Keloğlan anasına hak vermiş ama elinden de hiçbir şey gelmiyormuş. Masal anlatmaktan başka da bir sanat yokmuş Keloğlan'ın hani. Demiş ki, "Sütçü Ese'ye gideyim de belki onun yanında bir iş bulurum." demiş. Gitmiş sütçü Ese'nin dükkanına. Ese de o sırada süte su katıyormuş. O kadar dalmış ki Keloğlan'ın geldiğini fark etmemiş. Süte su katmak yanlış bir iştir. Keloğlan Ese'nin yaptığı bu yanlış işi görünce, "Dur şunu bir korkutayım." deyip seslenmiş. "Ese ağa, kolay gelsin." Ese'nin ödü patlamış. Korkudan süt kovasını devirmiş. Seslerinden Keloğlan'ı görünce de, "Vay vay, sen gizli gizli beni mi gözetliyordun?" demiş. Kepçeyi aldığı gibi düşmüş Keloğlan'ın peşine. Tabi Keloğlan da tabana kuvvet koşmuş. Bakmış ki ileride Köse'nin değirmeni var. En iyisi demiş, "Buraya saklanayım." demiş. Köse de o sırada birilerinin çuvalına un aktarıyormuş. Ama birilerinin çuvalından kendi çuvalına un aktarıyormuş. Yani o da bir kötü bir şey yapıyormuş. Öyle dalmış, öyle dalmış ki Keloğlan'ın içeriye girdiğini fark edememiş. Keloğlan Köse'nin yaptığı yine bu yanlış işi görünce, "Şunu da bir korkutayım." diye seslenmiş. "Köse ağa, kolay gelsin." demiş. Köse'nin yine ödü patlamış. Korkudan un çuvalını devirivermiş. Dönüp de arkasında Keloğlan'ı görünce, "Vay keleş, sen beni mi gözetliyordun?" demiş ve değneği aldığı gibi düşmüş Keloğlan'ın peşine. Keloğlan önde, Köse arkada. Sonra Ese de katılmış bu kovalamacaya. Ese ile Köse arkada, Keloğlan önde bir kovalamaca başlamış. Keloğlan bakmış ileride bir kalabalık. Düşünmüş ki, "Kalabalığa karışırsam bunların elinden kurtulurum, beni bulamazlar." demiş. Ve girmiş kalabalığa. Ese ile Köse de peşinden dalmış kalabalığa. Meğer kalabalığın ortasında da bir meydan varmış. Ahali meydanın etrafında toplanmış. Keloğlan kendini meydanda buluvermiş. Ese ile Köse de kendini meydanda bulmuşlar. Tam Keloğlan'ı döveceklermiş ki bir çığırtkan çıkmış ortaya ve seslenmiş kalabalığa. "Dam da da dam dam, dam da da dam dam, dam dam. İşte bugün masal yarışması için meydana çıkan üç gönüllü. Dam da da dam dam, dam da da dam dam, dam da da dam dam. Şimdi bize birer masal anlatacaklar. Dam da da dam dam, dam da da dam dam. En güzel masalı anlatan mükafatı kazanacak. Dam da da dam dam, dam da da dam dam." Meğer o gün köy meydanında panayır varmış. Ve bu panayırda da masal yarışması varmış. Ese ile Köse, Keloğlan'ın da bu yarışmanın ortasına düşmüşler işte. Ese ile Köse ödül lafını duyunca Keloğlan'ı unutmuşlar. İkisi de içlerinden, "Bizde palavradan bol ne var?" diye geçirmişler. Ese başlamış masalını anlatmaya. "Benim bir ineğim vardı. Öyle süt veriyordu ki altına kova yetiştiremiyorduk. Gölden kestiğimiz kamışları uçuca ekleyip isteyen istediği kadar içsin diye evlere süt hattı çektik." demiş. Sıra Köse'nin masalına gelmiş. Köse de
Bir gün sultanın ordusuna un lazım olmuş. Değirmende bir çuval unumuz vardı. Hemen içine un doldurup topal bir çekirgeye yükledim. Üstüne de kendim bindim. Hoplaya 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 vardım orduya. Ekmek yaptım bir güzel ve ordunun karnını doyurdum. Artanı da köylülere dağıttık diye bir palavra atmış. Sıra gelmiş Keloğlan'a. Keloğlan da başlamış masalına. Bizim köyün gölü kurumuştu. Tarlaları sulamıyorduk. Birisi Esen'in ineğini getirelim dedi. Nasılsa o ineğin sütüne su karıştırırken ölçüyü kaçırmıştır deyince oradakiler basmış kahkahayı. Ese tutamamış kendini. Sen ne demek istiyorsun diyerek Keloğlan'ın üstüne yürümüş. Bunu gören subaşı huylanmış. Şu Keloğlan masalını bitirsin. Şu hesabı, Esen'in hesabını göreyim. Bunda bir iş var demiş. Ve Keloğlan devam etmiş masalına. İneğini sağdık, gölü doldurduk ama Esen'in elinin ayarı hiç yokmuş. Göl taşmaya başladı. Balıklar tarlamızı sel götürecek. Taştan suyu dolduralım diye kösenin çuvalını kaptık ama baktık ki çuvalın da dibi delik. Meğer çuvalın içindeki un bu delikten kösenin ambarına akarmış. Etraftakiler yine basmış kahkahayı. Bu sefer de köse kendini tutamamış ve Keloğlan'ın üzerine yürümüş. Subaşı bunları görünce, hele Keloğlan masalını bitirsin de kösenin de ifadesini alırım Ese ile birlikte demiş. Ve Keloğlan devam etmiş anlatmaya. Baktık olmayacak, herkes evinde ne kadar fındık kabuğu varsa getirdi. Köyün karıncalarına söyledik. Onlar da fındık kabuklarıyla su taşıdılar. Tarlaları selden kurtardılar. Keloğlan masalını bitirince herkesten büyük bir alkış kopmuş. Alkışlardan da anlaşıldığı gibi yarışmayı Keloğlan kazanmış. Ese ile köse yeter, yeter artık kesen Keloğlan sus demiş. Hem bizi rezil ettin hem de yarışmayı kazandın. Sana tenhada iyi bir sopa çekmenin vakti geldi diye düşünürken subaşı bunları enselerinden yakalamış. Ağlar, gelin bakalım. Şu karakola bir gidelim bakalım. Size soracaklarım var demiş. Ve cezalarını bulmak üzere süklüm püklüm götürmüşler karakola. Bizim Keloğlan da ödül olarak sevimli bir eşek vermişler. Keloğlan da eşeğine Karakaçan adını vermiş. O günden sonra Karakaçan'la odun taşımış pazarlara ve anasına bakmış, para kazanmış, mutlu bir şekilde yaşamışlar. Masal da burada bitmiş.